Herkese selamlar. Nasılsınız? Bugün FIFA 22'de gelen her teklifi kabul etme challenge yapacağız. Bayern Münih'teyiz. Transfer dönemlerinde herhangi oyuncuya herhangi bir teklif gelirse onu kabul etmek zorundayız. Bu teklif 1 euro olsa dahi. Sattığımız oyuncuların yerini de doldurarak Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmaya çalışacağız. Ana tema bu olacak Bayern Münih'te. Ve hazırsanız videoya geçelim. Şimdi 4-2-3-1 geniş dizeliminde kadroyu zaten 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Önemli bir takımdayız. Gerçekten kaybettiğimiz oyuncular büyük değerli futbolcular olacak ve bizdeki şu an transfer bütçesi de 115 milyon euro. Bu bütçeyi biraz tutacağım çünkü hangi oyuncular gidecek transfer döneminde onları yakından takip etmemiz gerekiyor. Transfer dönemi değilken Kime transfer teklifi gelirse gelsin onu kabul etmeyeceğim ama transfer döneminde kabul etmek zorunludur. Şöyle Temmuz ve Ağustos ayını yavaş yavaş simüle ederek geçeceğiz. Yani 7 gün 6 gün teklifleri bekleye bekleye transfer dönemini kapatacağız. Kiralama teklifi bile geldi. Hem de satın alma opsiyonlu. Önce Leroy Sané'yi zaten serbest kalma bedelini kullanmışlar. Manchester United'a buradan teşekkür etmek lazım. Yani değeri 56 milyon euro iken, 96 600 almaları beni mutlu etti. Bir de Omeki'yi de Jadon Sancho gibi önemli bir isim var. Inter'de Ginabri'yi alıyor. Bir de Sara satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi geldi. 3 teklifi de kabul ettim. Bundan sonra iş oyuncular da oyuncular kabul ederlerse benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Tarihi biraz ilerlettik. Ginabri satıldı. Sar teklifi kabul etti. Ben de kabul ediyorum. Comanı Chelsea istiyor. Kimi Liverpool istiyor. Takımın en önemli isimleri gitmeye başladı. İşimiz kolay olmayacak Bayern Münih'le. Yalnız bütçe bayağı arttı. 275 milyon euroya. Geldi. Manchester United'a acaba Jadon Sancho hamlesi mi yapsak? Orada Leroy Sané'nin yerini doldurmak istiyoruz. Şu an teklif yok. Hazır teklifi yokken bir tane sağ orta sağ, bir tane sol orta sağ. Acil ihtiyaç hem de. Ve MDO da almamız gerekecek. Ortalık biraz karıştı. Ben defansif orta sağdan başlayacağım. Madem Kimi gitti, aynı standartlarda bir Engolo Kante yapmak lazım Bayern Münih'e. 150 milyon euroluk bir geri dönüş oldu. Sonraki satıştan pay da eklesem nasıl olur? Zaten yani o pay gelmeyecek. Kante'yi devre arasında alsalar dahi. Şimdi Kante önemli bir transfer ama sağ ortası, Acil. Tam olarak dediğimi yapıyorum. Sanki Sané'yi takasta kullandık da üstüne belli bir miktar para ödeyeceğiz gibi ama Sancho için muhtemelen çok yüksek bir bedel isteyecekler. 204 gerçekten uçuk bir ücret. Satıştan pay da ekledim. 188.700 160'ı da kabul etmediler. 170.700'e kadar çıktık ama indirime gitmiyorlar işte. Sıkıntı burada başlıyor. 10 milyon euro düşürün. Ole Gunnar Solskjaer ile Sancho için anlaştık. O artık bayanını satılmadığı süreçte en azından. O değil de takım gitti Sydney Futbol Kulübü'ne yenilmiş hazırlık turnuvasında. Şu iki transferi tamamlıyoruz. Gelen teklif şu an için yok. Bütçede 173 milyon euro kaldı. Sol orta saha transferine ihtiyaç var. Araştırmalara başlayabiliriz. Sol orta saha için tercihim Atletico Madrid'den oldu. En azından birazcık daha uygun transfer yapmak istiyorum. Thomas Müller'i takasla istediler. Ben transfer yaparken kimi takasla isterlerse istesinler göndermem. Ama onlar derler ki Karasko'yu verelim Müller'i alalım. O zaman diyeceğim hiçbir şey yok. Teklif onlardan gelirse. Yani Karasko 61 e Bayern Münih'e geliyor. Manuel Neuer'i Ajax istiyor. Bedavaya. Resmen bedava yani. ya hem de 16.500. 90 ya 90'lık kaleciyi bu kadar ucuza vermek şu an gerçekten biraz koydu bana. Çok üzücü. Ya acilen kaleci bulmamız gerekecek bundan sonra. Hernandez'e de teklif geldi. Noyer bu arada Ajax'a gitmemiş. Noyer sözleşme teklifini reddetti. Teşekkürler Noyer. Hernandez İsrail'e gider ama o transferi engelleyemeyiz. Hernandez giderse de gerçi şu an için, şu an için altını çiziyorum. Alfonso Davis var. Onunla biraz idare edebiliriz ama sonrasını bilemiyorum. MDO'lardan birini MO yapıyorum. Goreska oynasın diye erkek kalırsa takımda. Devre arasında da tek tek transferleri kontrol edeceğiz. Kime teklif geldi kime gelmedi şeklinde. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Hernandez gitti bence derken gitmiş. Peki ya teklif var mı? Şu an için başka teklif yok. Takıma bir tane sağ bek almak istiyorum. Benjamin Pavard biraz... Biraz bir tık zayıf sanki. Havard'ın önüne çok beğendiğim isimlerden birini getireceğim. Leicester City'de oynuyor. Ricardo Pereira. Hani zorda kaldığımızda sol bek olarak da oynatabiliriz diye düşünüyorum kendisini. Hernandez gitti ya. Burada asıl amaç o. 7'sine kadar ilerliyoruz. Pardon o Noyer'i büyük bir takım isterse o zaman tutamayız. Ajax şans oldu bence. Yavaştan kaleci düşünmeye de başladım diyebilirim. Şu ana kadar gelenler ve gidenler gerçekten önemli isimleri gönderdik. Önemli isimleri de transfer ettik. Bakalım nereye kadar bu devam edecek. Biraz sessizleşti ortalık. İki haftadır öyle ağım an bir transfer teklifi de yok. Ağustos ayının sonuna doğru da geliyoruz. Merakla bekliyorum. Bütçe var. Bütçeyi bekletiyorum bir de. Hani iyi bir oyuncu giderse en azından yerini iyi bir şekilde dolduralım diye bakalım son haftaya girildi transferde henüz teklif yok biraz daha ilerliyorum 29'una geldik her maçını geçtikten sonra herhangi transfer teklifi var mı yok şu an için rahatız elimizdeki bir kısım oyuncuları tuttuk diyebiliriz son günü son saatleri de geçeceğim derken Süle'ye teklif var Porto bedava ama Porto alabilir mi işte Asıl mesele orada. Ajax mesela no yeri alamadı. Süre Porto'ya gider mi? Maaşı kabul eder mi? Burada öyle bir problem çıkabiliyor. Richards'a teklif var. 2 yıllığına tuttum kiralamak istiyormuş. Kiralasınlar. Ne diyelim? Bir şey diyemiyorum. Gidebilir. Sorun değil. 8 saat kaldı. 7 saate indik ve Süle ne oldu acaba? Süle gitmedi. Tahmin ettiğim gibi oldu. Ya Porto gibi, Ajax gibi kulüplere gitmiyorlar maaştan dolayı. Takımın geneline baktığımızda fena da değiliz. Az takım. Ya bütçeyi eğer transfer teklifi gelmezse iyi bir oyuncuya devre arasına saklayacağım. Çünkü devre arasında da yapılacak çok iş olacak. Harcanan 420 milyon euro, kar 452 milyon euroymuş Bayern Münih'te. 6 saat kala gelen bilgi bu şekilde. Bakıyorum teklif var mı? Richards kiralık gitti. Herhangi bir oyuncuya teklif yok. Son 5 saate girildi. Bundan sonra da teklif geleceğini ben zannetmiyorum. Gelirse de o oyuncu gidemez. Süre yetmiyor. Geçen sene öyleydi. FIFA 21'de bu saatten sonra teklif gelince herhangi bir şey olmuyordu. Son kez kontrol ediyoruz. İşte Süle burada. Maaşı kabul etmemiş. Bir saat dedim ve artık devre arasına yavaştan yol alma vakti. Onun öncesinde Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu göstereyim. Zaten biliyorsunuz takip edenler Barcelona, Benfica, Dinamo, Kiev. Hedefi ilk iki ki devre arasına gitmeden önce bu gruptan çıkmak istiyoruz. Bir de Bayern'in sistemi çok önde. 80 derinliği ben sevmiyorum. Hani 65-70 arası çok daha makul. Bu arada topa sahip olacaksanız da 80 genişlik gerçekten Mantıklı bir tercih olmaz. O yüzden bazı şeyleri değiştirdik taktik varyasyonda. Sezonu bu şekilde oynayacağız en azından. Merak ederseniz eğer antrenman planları da bu şekilde. Neuer ve Lewandowski'nin düşmesi öngörülüyor ama oynadıkça bu biraz değişebilir. Zaten Neuer şimdiye kadar da eksi 1 ile 89'a düştü. Direkt hedef 1 Ocak. Hem Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız hem de yeni gelecek tekliflere bakıp yolumuza devam edeceğiz. An itibariyle 1 Ocak'tayız. E grubunda 11 puanla Bayern Münih ikinci olabildi. Sonun altıda rakip Manchester City. İşimiz biraz sıkıntı. Ligde de beklentileri tam olarak karşılayabildiğimiz söylenemez. Şu an 5.yiz. 6 puan fark var liderli aramızda. O yüzden devre arasını iyi bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Taktik varyasyonda da ufak tefek yine değişiklikler yaparız. Şimdi 1 Ocak tarihi itibariyle gelen teklif var mı diye kontrol ettim. Şu an yok. Ama adım adım yine gideceğiz. 5-6 gün şeklinde ilerlete ilerlete gideceğim. Roka'ya teklif var. Kiralama teklifi. Pa vardı. Juventus istiyor. Takas'ta Ben mi verecekler bize? Pavard gidiyor Ben Nderdeş'i geliyor. İstemeden oyuncu sahibi oluyoruz. Roca'ya da kısa süreli kiralama teklifi var Liverpool'dan. Roka kiralık verildi. Ben teklifi. Aa Tolisso. Aa Alfonso Davis Tolisso ücretsiz alıyorlarmış bu arada. Alfonso Davies'te de Riyad Mahrez'i bize vereceklermiş. Manchester City'de. Hadi Tolisso'yu bedava kaçırdık. O benim gözümden kaçtı bu arada. Genelde kontrol ederdim. Bu sefer kontrol etmeyesim geldi nedense. Pavard, Bernardeş'i takası tamam. Noyer'i Monaco istiyor. Devre arasında işler biraz kızıştı. Şimdi Noyer giderse kafamda belli bir kaleci var. Onu almaya çalışacağım. Derken Alfonso Davis de transfer durumu bize bağlıymış. Onu bir onaylayalım. Mahrez geldi. Sancho var elimizde. Carrasco var. Mahrez'i nerede oynatacağız? Bu da büyük bir soru işareti. Ben nerede işimiz geldi? O da yani elimizde fazlalık oldu diyebiliriz. Bu arada no yerde satıldı. Şu an kalecimiz de yok. Alfonso Davis de gitti. Tolisso sezon sonu gidiyor. Roka gitti. Pavard gitti. Devre arasında Bayern Münih'i azaltıyorlar. Solbek ve kaleciye ihtiyacımız var. Elimizdeki transfer bütçesi 148 milyon euro. Devre arasına gelmişken bir tane oyuncu çıkaracağım. Julian Hoffman takımın en değerli genç oyuncusu. Belki onu da alırlar. Neuer gitti evet. Yerini yine iyi bir kaleciyle doldurmak istiyorum. Alisson Becker'i Liverpool'dan istiyorum. 143-400. Yalnız payı da kabul etmedi Klopp. Teklifi bayağı yükselttim. Herhangi bir indirime gitmediler. 123-400. Hala aynı teklifte ısrarcılar. Almak için de 133-400'e kadar çıktık. Alisson bizde. Şimdi Alisson transferini bir bekleyelim yani onaylansın asistan menajer sonrası teklif bir de yeni gelen teklif var mı deyip Sol beke bakacağım. Aa orta sahamıza da teklif geldi. Gerçi rotasyonda ama kısa süreli kiralama teklifi. Leicester istiyormuş. Sol bekte iki tane adayı gördünüz. Tabii ki de ucuz olanı tercih edeceğim. Çünkü bütçede kısıtlı bundan sonra. Maaş bütçesi yalnız baya yüksek. O yüzden derken 38. Aa Tierney'i alamıyorum. Param yetmiyor. Gerçekten sıkıntılı bir süreç. Tierney dursun o zaman şu an. Tierney gitti. Hocam neyse ben birazcık daha teklif bekleyeceğim. Sol beke ondan sonra alacağız. Hani baktık para da yok. Orta sahada kiralık gitti. Goreska'yı Arsenal istiyormuş. Hayırlı olsun. 128-200. Goreska'nın gitti bedel. Neyse şimdi o gelen parayla birlikte hem sol bek alırız hem de Orta sahaya bir tane takviye. Son güne gidiyoruz. Ocak ayının sonundayız. Goreska gitti mi? Henüz gitmedi. Onun gidişini bekliyorum. Saatleri saymaya başlayalım. Hadi son 9 saat. Goreska Arsenal'da. Direkt fotoğrafı geldi. Başka teklif var mı bu arada? Henüz teklif yok. Bir saat daha ilerleteceğim. Sonrasında sol bek ve orta saha. Bütçe 150 milyon euro. Şöyle herhangi bir teklif olmadığını da göstereyim. Robertson'ı da alamayız. Bütçeyi bitiririz sol beke. Rota'yı İspanya'ya çevirdim. Marcos Akunya'yı istiyorum. Sevilla'da 54.300'lük bir teklifleri oldu onların. Ben daha uygun bir şey denemiştim. 44.300 diyorum. 54.400'e çıkarıyorlar teklifi. Birazcık arttıralım. Hadi, hadi ama 50 milyon euroya kadar çıkmamız gerekecek gibi Akunya için. 5500. 50. Giderek niye teklif artıyor acaba? 52 600. Hızlı bir şekilde orta sahada gerekiyor. Orta sahada da tercihim Toni Cross olacak. Nedense piyasa değeri şu anki değerinin oralardaymış. Yani 72 milyon euroya alabiliyoruz. Hani genellikle bunu son 12 ay sözleşmesi kalanlarda görürüz ya. Belki de 1,5 yıllık sözleşmesi kaldı. Bir de yaşından ötürü. Şimdi iki transferi halledelim. Sonrasında teklif gelecek mi bize başka? Ocak ayını bu kadar sıkıntılı halledersek yeter derken, "Ure, zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyordu. Onunla yenilemek istemedim. O gitmek üzere." Sven Ure, muhtemelen takımdan ayrılacak Ure. Toni Kroos Real'den Bayern'e geldi. Ure ayrıldı. Akunya artık Bayern'e gelirken Thomas Müller'i Sporting istiyor ama bence gitmez. Sporting'in maaş bütçesi Müller'e yeter mi? hiç emin değilim. Olmayabilir. Kontrol edeyim bir yandan. Müller transferiyle ilgili görüşmeler kesildi. Tahmin ettiğim gibi çok düşük bir teklif geldi muhtemelen Sporting'den. Maaş bütçeleri daha yüksek tekliflere yetmiyor. Şöyle yapacağız. Orta sağ Toni Kroos. Sol taraf Akunya. Sabitzer Yedeklerde Tolisso kadro dışında kalıyor. Bir de bir an önce Riyad Mahrez'i sağ orta sahaya çekmem gerekiyor. 81 haftaymış. Bu arada Ofalsp orta sağa iki haftada olabiliyormuş Mahrez. Öyle yapalım. Çünkü sağ kanat burada oynayamaz. En azından Ofalsp orta belki oynayabilir. An itibariyle transfer kapandı. Sezon başından itibaren transfer geçmişini şöyle gösteriyorum sizlere. Gelenler ve gidenler tam kadro. Gerçekten inanılmaz bir değişime gitti Bayern Münih. Mahrez'de pozisyon değişikliği var. Hemen onu hallediyorum. Sonra Şampiyonlar Ligi maçına geçeceğiz. 86'dan gelişmeyecek gibi duruyor Mahrez. Takıma yeni transferler yaradı mı yoksa yaramadı mı? Bunu göreceğiz. Rakip City kendi evimizde 2-1 kaybettik. Immobile'ye engel olamadık. Geriden geldiler, kazandılar. Vazquez, Sterling, Immobile. Vazquez de Immobile'nin yerleri yanlış gibi. Rövanştayız City'de. Penaltılarla turladık. City eledik Bayern Münih çeyrek finalde. İnanmıyordum aslında. Açık konuşayım. Ya yani City gibi bir takımı elemek kolay değil ama bunu başardılar. Çeyrek finalde çeyrek finalin en kolay kurasıyla karşı karşıyayız. Sporting Lisbon. Ben sorun beklemiyorum. Sorunu bizim onlara oluşturmamız gerekiyor. Kendimizde 1-0 kaybettik. Diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten Sözün bittiği yer Lewandowski penaltı kaçırdı. Bragança 5 dakika sonra golü buldu. Sporting bizi yendi. Kendi evimizde. Almanya'da. Skandala doğru gidiyoruz. Hayırlısı olsun. Sporting. Bayern. 3-1. Uzatmalarda kazandık. 86'da Müller. 94'te Kroos. Sözü söyledi. Bu iş bitti. Yarı finaldeyiz. Yarı finalde olması gereken eşleşmelerden biri. Yani zorluk bakımından. Paris Saint Germain'le oynuyoruz. Liverpool'da sanki finali çıktı gibi. Tekil tükül buralara geldik diyebiliriz. Paris Saint Germain deplasmanında galibiyet arıyoruz. 2-2 bitti. Yine galibiyet İlk maçta gelmedi. Ama bu sefer deplasmanda alamadık. Hep deplasmanda kazanırdık bir de. Revanş zamanı. Bizim takım niye bu kadar yorgun? Onlarda niye hiçbir şey yok? Kendi evimizde. 3-2 ile finaldeyiz. Lewandowski, Upamecano ve Müller. Geriden geldik. Sezon sonu yaptık. Bundesliga'da inanılmaz bir şampiyonluk mücadelesi ve Bayern Münih 73 puanla şampiyon oldu. Dortmund'u sadece 1 puanla geçtik burada. Almanya Kupası'na geldik. İkinci turda Türk gücünü 4-0'la geçmişiz. 3-0, 4-0, 2-0. Finalde Leipzig'i 2-1 geçiyoruz. Şampiyon Bayern Münih 2-2 oldu. Almanya Süper Kupası'nı 2-0 biz kazandık. 3-3 oldu. UEFA Super Kupası Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakip Liverpool ve Avrupa Ligi'nde kazanan Olympiakos olmuş. Son olarak da Konferans Ligi Tottenham'ın. Takıma geldiğimizde artışlar ve azalışlara baktığımızda neler olmuş? Artı dörtlerimiz var. Stoper attı kendini çok iyi geliştirdi. Onun dışında Musiala artı üç gelişmiş. Oynamadığı halde çok fazla forma şansı giymedi muhtemelen. Bakıyorum Thomas Müller artı 1 artmış. Kaptan Sancho 90'a yükseldi. Chupo eksi 4 düşmüş. Lewandowski de eksi 1'i görmüş ilk sezon sonunda. Ve performans anlamında Robert Lewandowski takımın en iyisiydi. Müller ona çok iyi destek verdi. Sancho ve Carrasco Hadi Sancho iyiydi ama Karasko, sıfır asist nedir abi ya? Sol orta sahne sıfır asist yapmaması gerekiyor bence. Biraz asistçi olması gerekiyor. Cross fena değildi. Daha iyi performans gösterebilirdi diye düşünüyorum ben yine. Alisson'da 29 maçı 8'inde gol görmedi kalesinde. En değerli futbolcu Sancho. Şampiyonlar Ligi'nde krallıklara baktığımızda Neymar 12 Lewandowski 7 aradaki fark 5 Müller'deydiymiş. İkisinden birine 5 tane gol attırabilir miyiz finalde? Asis Kralı Kroos olmak üzere gol maç sayısında iddiamız yok. Ligde ise Somer, Sancho ve Lewandowski krallar. Final maçında 11'de eksik var. Stoperimiz yokmuş bugün. Orada Niyaz oynuyor. Gerçi Kante'yi şurada değerlendirsek ya zor zaman için Sabitzer'i de orta sahada kullansak. En azından daha iyi oldu. Süle cezalıymış. Tolisso'yu yedeklere atacağım. Musiala'yı da yedeklere atıyorum. Choupo-Moting'in olmasındansa diğer isimlerin olması daha mantıklı bence. Her şey hazır gibi. Finale gidiyoruz. Liverpool Bayern finali başladı. Ricardo Pereira dokundu. Şimdi Upamecano kante aldı. Kante müthiş pas Karasco'ya. Karasco hızlı oynadı. Lewandowski sağ tarafta boşluk var. Jadon Sancho ile geliyoruz. Sancho, Sancho ortaladı. Vuruş Müller. Golle başlıyor Bayern Münih kaptan attı Dakika 7 Thomas Müller Bu maçta yalnız çok gol olur Jadon Sancho aldı Sancho hemen uzun oynadı Sabisler'e Sabisler sağ taraftan gidiyor Sabisler ortayı da yaptı Ama derken Karasko bıraktı Adrian Cross yön değiştirdi Ortaya döndü Lewandowski indirdi Sancho aldı Vuruşunu da yaptı Adrian Thomas Müller Orta geldi. Kafa vuruşu Fabinho'dan. Atak devam. Upamecano. Eliyle kontrol etti ya. Thiago. Mohamed Salah. Orta. Niye öyle bir şey denedi anlamadım. Kante ile kontra atağa çıkıyoruz. Engolo Kante. Kante müthiş pas attı Müller'e. Thomas Müller. Müller götürüyor. Müller vuruşunu da yaptı. Out'a. Thomas Müller. Şunlara alışamadım hala. Geçen sene bunlar goldü. Artık olmuyor. Alış alış. Sala gitti. Sala tutana aşk olsun. Muhammed Salah ortayı da yaptı. Kafa vuruşu Pereira'dan. Şimdi Sabitzer aldı. Çıkıyoruz. Müller, Müller. İyi çıktık. Sabitzer Lewandowski'ye verdi. Lewandowski 2'ye gidiyor. Lewandowski karşı karşıya. Lewandowski. 2 oldu. Devre arasına giderken çok önemli çok kritik bir gol Şimdi Firmino Sadio Mane Mane Kante inanılmaz müdahale atak devam bu arada gol attılar Ben ilk başta faal bekliyordum tamam mı Net faal yaptık çünkü Top bir anda önüme düşünce eh, Pas verdim Lewandowski Sancho'nu koşuyor yoluna Sancho aldı Sancho ah be Sancho nasıl kontrol Akunya Fabinho önde basmaya başladı Liverpool golden sonra. Muhammed Salah. Firmino. Vuruş. Upamecano. Korner. Lewandowski. Lewandowski Sancho'ya. Jadon Sancho aldı. Sancho şimdi ortaya. Müller. 3 oldu. Thomas Müller. Fark yeniden 2. Bu adam işini biliyor. Bu adam durması gereken yeri biliyor. Cross sola. Tek topta başarı var. Karasko sanki o top Müller'e geldi. Lewandowski Adrian. Kafayı vurdu Keita'nın oraya. Keita, Jota, Van Dijk. İyi kapandık. Ana baba günü ora zaten. Vuruş geldi direkten döndü. Jota. Alisson. Pereira riskli hareketler ama soğukkanlılıkla çıktık oradan. Müller. Şimdi Sancho. Sancho. Diğer tarafta Carrasco var. Yani Carrasco. Carrasco. Dörtledi. Yani Carrasco. Bu sefer çok soğuk kalınlıkla vurdum. Muhammed Salah. Ortaladı. Kafa vuruşu. Out'a gitti Van Dijk. Ve maç bitti. 4-1. Kaptan geldi. O kimseye gitmedi. O takımında kalmayı seçti. Ve Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştırdı bizi. Videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.